TRT Dünya Raporu'ndan iyi akşamlar. Bu hafta da her hafta olduğu gibi muhabirlerimizin yerinden hazırladığı özel dosya ve röportajlarla karşınızdayız. Bu hafta da ağırlıklı olarak kaynayan Orta Doğu coğrafyasından ve Libya'dan özel dosyalarımız olacak. Dilerseniz başlamadan önce öne çıkan birkaçına kısaca bir göz atalım. İlk dosyamız tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Libya'dan gelecek. Evet, 17 Şubat'tan beri çatışmaların sürdüğü Libya'da Kaddafi güçleriyle muhalefet arasındaki mücadele çünkü devam ediyor. Kaddafi güçlerinin ele geçirdikleri kentleri kaptıran muhalefet NATO'dan yardım bekliyor. Zira çatışmalar bugünlerde kilit öneme sahip Brega kentinde yoğunlaşıyor. Kentin kontrolünün kimde kalacağı belirsizliğini sürdürürken ülkeden de çatışma ve ölüm haberleri geliyor. TRT Türk ekibi çatışmalarda gelinen son noktayı haberleştirdi. Birazdan buna bakacağız. Bir sonraki haberimiz de yine Libya ile ilgili olacak. Askeri olarak Libya'ya müdahaleye kesin karşı çıkan Türkiye'nin insani yardım çabalarına bakmaya çalışacağız. Zira bunun son örneği Ankara feribotunun Bingazi limanına yanaşarak şehirdeki yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirilmesiyle dikkat çekti. 5 günlük bir bekleyişin ardından Bingazi limanına ulaşan Ankara feribotuna yaralıların bindirilmesi sırasında TRT Türk ekibi de oradaydı. Çatışmalardan zarar görenler ekibimize bu zamana kadar yaşadıklarını anlattı. Bu özel haberde biraz burada olacak. Bir sonraki dosyamız ise Suriye'den gelecek. Daha doğrusu Yemen'den gelecek. Özür diliyorum. Ülkedeki bölünmüşlük hala devam ediyor. Başkan Salih'e olan protestolar sürerken Salih taraftarları da sokaklarda gösterilerine devam ediyorlar. TRT Türk ekibinden Mehmet Akif Ersoy da Yemen'e gitti. Hem halka mikrofon uzattı hem de ülkenin muhalif liderleriyle konuştu. Yemen'den çok özel dosyada birazdan burada olacak. Bir diğer dosyamızsa Orta Doğu'dan gelecek, Irak'tan gelecek. Zira geride bıraktığımız hafta kalabalık bir heyetle Irak'a giden Başbakan Erdoğan, sırasıyla başkent Bağdat, Şiilerin yoğunlukta olduğu Necef ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de temaslarda bulundu. Ziyaretin en dikkat çeken duraklarından biri ise Amerikan işgaline en kuvvetli direnişi gösteren Şii kenti Necef'ti. Hazreti Ali'nin türbesini ziyaret eden ve Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir görüşme gerçekleştiren Başbakan Erdoğan'ın Necef ziyaretinin detayları da birazdan burada olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Raporu başlıyor. Ve Libya'da çatışmalar sürüyor dedik. Muhalifler geri çekildikten sonra Brega yakınlarında bir savunma hattı oluşturuldu. Kaddafi güçleri de Raslanuf'tan sonra Brega'yı kontrol altına almak için savaşıyor. Brega'daki çatışmalarda 4. günde de geride kalırken taraflar birbirlerine üstünlük henüz sağlayabilmiş değil. Ülkenin batısında da çatışmalar var. Kaddafi güçleri başkent Trablus yakınlarındaki Misrata'dan sonra Ziltan'ı da kuşatma altına aldı. Libya'ya yönelik hava operasyonu sürerken ülkede iç savaşta hız kesmiyor. Operasyonun başlamasıyla birlikte ikinci kez başkent Trablus'a doğru yürüyüşe geçen muhalifler geçtiğimiz hafta Bincevat kasabası yakınlarında durdurulmuştu. Şu anda en ön cephedeyiz ki bir kaçış başladı. Bincevat'ın 20-30 kilometre geçtik sırt yakınlarında. Şu anda isyancılar geri doğru geliyor görüyorsunuz. Bize de işaret ediyorlar, daha fazla ileriye gitmeyin diyorlar. Ki en sert çatışmalar, çarpışma sırt önlerinde olmuştu. Orada yaşanıyordu son iki gündür. Ama görüyorsunuz isyancılar geri dönüyor ve bize de ileri gitmeyin diyorlar. Roketlerle bu bölgeye saldırmaya başladılar. Biz de şimdi tekrar Raslanuf'a doğru döneceğiz. Kaddafi'ye bağlı güçlerin karşı saldırısıyla çekilmeye başlayan muhalifler önce Raslanuf ardından da Ejdebi'ye kadar geriledi. Çatışmalar son bir haftadır Brega kenti çevresinde yoğunlaşıyor. Gönüllüler bölgeden çekilirken muhalifler Brega'daki savunma hattını eğitimli askerleriyle güçlendiriyor. Ancak Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler isyancıları havan topu ateşine tutuyor. Kaddafi güçlerinin ellerinde hala ağır silahlar var, roketler ve onlarla saldırmaya devam ediyorlar. Muhalifler de havan toplarına roketlerle karşılık veriyor.
Kentte yaşanan çatışmalarda 4. gün geride kalırken Brega'da taraflar henüz birbirlerine üstünlük sağlayabilmiş değil. Sirte Körfezi'ndeki bir diğer önemli sanayi kenti olan Raslanuf'un 70 kilometre doğusunda bulunan Brega, geçtiğimiz hafta Kaddafi güçlerinin eline geçmişti. Kent, muhaliflerin kalesi Bingazi'nin 240 kilometre güneyinde yer alıyor. NATO'ya bağlı jetlerin de zaman zaman Brega üzerinde uçuş yaptığı gözleniyor. Geçtiğimiz cuma günü Brega ile muhaliflerin elindeki Ejdebi arasındaki hedefleri vuran savaş uçakları 13 muhalifin ölümüne yol açmıştı. İç savaş sadece ülkenin doğusunda yaşanmıyor. Başta Misrata olmak üzere başkent Trablus çevresindeki kentlerde şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kaddafi güçlerinin öncelikli hedefi ülkenin 3. büyük kenti Misrata. Kent haftalardır abluk altında. Zaman zaman topçu ateşine tutulan kentte çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kente zaman zaman sokak çatışmalarının da yaşandığı gelen haberler arasında. Muhalif kaynaklar özellikle tıbbi malzeme konusunda büyük sıkıntılar çekildiğini belirtiyor. Ateş altındaki bir başka kentte başkent Trablus'un 160 kilometre güneybatısındaki Zintan. Muhaliflerin kontrolündeki kent son iki gündür Kaddafi güçlerinin saldırılarına sahne oluyor. Kentin çevresinin de tanklar tarafından kuşatıldığı ifade ediliyor.